Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülsamet Elçi ile birlikteyiz. Başkanım, bugün biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu anma töreni vardı. Bugüne dair ne söylemek istersiniz? Bugün 25 Mart tarihiydi. 25 Mart Türkiye için kötü emelleri olan, Türkiye'de birlik ve beraberlik şuurunu bozmak isteyen, Türkiye'nin siyaseten engellenmesini isteyen, kötü niyetli, art niyetli grupların, devletlerin, Siyonist sistemin bir zafer tarihi. Bizim için de bir mağlubiyet, bir hezimet tarihi. Halkımız, milletimiz kendisi için değer taşıyan, kendisi için gayret gösteren, kendisi için bedel ödeyen insanları unutmuyor, unutmadı. Biz 13 yıldır taşıyoruz bu gamı, bu yükü, bu derdi, bu kederi. Tüm halkımız akın akın bugün Taceddin dergahındaydı. Biz de oradaydık. Omzumuzda ağır bir yük vardı. Bir siyasetçiyiz. Bir siyasi partiyi temsil ediyoruz. Ve bu cinayetin aydınlatılması için maalesef bugüne kadar herhangi bir ciddi bir eylem ortaya koyulmadı. Ne bakanlarımız, ne milletvekillerimiz, ne Cumhurbaşkanlığı makamı, ne savcılarımız, ne hakimlerimiz, ne mahkemelerimiz Türk milletinin hassasiyetini taşıyarak bu konuya gerekli önemi göstermediler. Burada tabii bu cinayette parmağı olan kişilerin hala devletin etkin kademelerinde görev yapmasının bir etkisi var. Burada bir vurdum duymazlık söz konusu, burada bir vefasızlık söz konusu. Biz de tüm bu yükü omuzlarımızda hisseden bir siyasi hareketiz, bir siyasi partiyiz. Sayın Genel Başkanımız Remzi Çayır Bey'in önderliğinde her şeyimizi ortaya koyarak bilgimizi, becerimizi, yeteneğimizi, gücümüzü, teşkilatlarımızın tamamını bu işe konsantre ederek bu kara lekeyi Türk milletinin alnından, Türk siyasetinin siyasetçisinin alnından sileceğiz. Bir varlık mücadelesi göstereceğiz. Önümüze aldığımız gücün büyüklüğünün farkındayız biz. Yani nihayetinde 13 yıldır aydınlatılmamış bir cinayet ve bunun cinayetin aydınlatılması için sözde eylemler ortaya koyduğunu iddia eden siyasi parti genel başkanları, siyasi figürler. Bunlardan bağımsız olarak biz Türk milletine olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ve inşallah bu kara lekeyi Türk siyasetinden ve Türk siyasetçisinin alnından, Türk milletinin alnından sileceğiz. Peki geciken adaletsizce yerini bulacak mı? Ya mutlaka bulacak. Bunun için ciddi bir eylem ortaya koymak lazım. Bu işe ciddi bir şekilde sarılmak lazım. Biz inşallah bu sorumluluğu omuzumuzda hissediyoruz ve bunu yerine getirecek bir gücü de yüreğimizde hissediyoruz. Bir sorumluluğu hissediyoruz. Bu bağlamda Türk milletinin tamamının şu anda omzunda hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem dış politika olarak biliyorsunuz sınırlarımız işgal edilmiş durumda. Bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayız. Hanelerimiz tamamen ekonomik olarak bunalmış. Umut tamamen halkımızdan uzaklaşmış durumda. Siyasi bir umudun acil olarak sahaya inmesi lazım. Biz teşkilatlanma çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürüten ve Türkiye'de ilk defa bu denli hızlı bir şekilde teşkilatlanan bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin her yerinde, her ilçesinde, her semtinde, her ilinde hayat buluyoruz, nefes buluyoruz. Ciddi bir teveccüh söz konusu. Bu tabii şu anda ana akım medyaya yansımış durumda değil. Bir görmezden gelmelik var. Biz bu görmezden gelmeliği de kıracak bir varlık ortaya koyacağız. Halkımızla, milletimizle kucaklaşarak Türk halkından, Türk milletinin hissiyatından uzaklaşmış siyasi partileri de silkeleyerek, kendine getirerek halka, millete huzurun, refahın, umudun inmesini sağlayacak bir siyasi hareketiz. Ve inşallah Allah yardım edecek çok kısa bir süre içerisinde bir varlık mücadelesi vererek halkımızı ve milletimizi inşallah rahatlatacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.